Ordev Haber'den herkese merhaba. E-ticaret ve ihracat haberlerinden derlediğimiz haber bültenimize hoş geldiniz. İlk olarak başlıklara göz atalım. E-seferberlikte 370 milyon liralık ürün satıldı. Ticaret Bakanlığı'nın e-seferberlik uygulamasına büyük destek veren e-ticaret platformları uygulama üzerinden 4 milyon 365 bin 201 adet ürün satılmasını sağladı. Hepsi Burada'dan deprem bölgesine ticaret ve teknoloji desteği, Hepsi Burada deprem bölgesine ticaret ve teknoloji gücü programı başlattı. Buna göre Hepsi Burada 2 yılda 5000'i kadın olmak üzere 10.000 girişimci yetiştirerek 10 milyar liralık ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyor. Ürün deneme platformu Eline 2,5 milyon euro yatırım aldı. Online tüketicilere satın almadan önce deneme seçeneği sunan Paris merkezli Eline 2,5 milyon euro yatırım aldı. Eline tüketicilere bir ürün almaya karar vermeden önce 5 gün kullanma imkanı veriyor. Amazon 2. Genel Merkezi'nin inşaatını durdurdu. E-ticarette ve Amazon Virginia Arlington'daki 2. Genel Merkezi'nin inşaatını durdurma kararı aldı. Big Buy 105 milyon euro ciroya ulaştı. İspanyol toptan satış platformu Big Buy 2022 yılında 105 milyon euro ciro elde etti. Şirket aynı yıl yaklaşık 2 milyon siparişi yönetti. Walmart Plus, Amazon Prime'ın tahtını sallıyor. Amerikalı perakende devi Walmart'ın abonelik hizmeti Walmart Plus, en büyük rakibi Amazon'un abonelik hizmeti Amazon Prime'ın tahtını sallıyor. Başkent'te e-ticaret ve ihracat buluşması, WorldEF'in bölgesel konferansları serisinin son adresi başkent Ankara oldu. Büyük bir ilgi gören konferansa 1500'den fazla katılım oldu. E-ticaret kadın istihdamında lokomotif sektör haline geldi. WorldEF Başkanı Ömer Nart Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı açıklamada e-ticaret ekosisteminin kadın istihdamındaki önemini değerlendirdi. Haberlerimizin ana başlıklarından sonra bültenimize başlayalım. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için kolları sıvayan e-ticaret sektörü e-seferberlik uygulamasına destek verdi. Ticaret Bakanlığı e-seferberlikle ilgili bazı veriler paylaştı. Buna göre uygulama üzerinden 4 milyon 365 bin 201 adet ürün satıldı. Satılan ürünlerin toplam bedelinin 369 milyon 859 bin 736 lira olduğu açıklandı. Bakanlık koordinasyonunda yürütülen e-seferberliğe pazar yerleri ve e-ticaret satıcıları ile kargo ve lojistik işletmeleri tam destek vermişti. Hepsi Burada'dan deprem bölgesine ticaret ve teknoloji desteği, Hepsi Burada deprem bölgesine ticaret ve teknoloji gücü programı başlattı. Buna göre Hepsi Burada 2 yılda 5000'i kadın olmak üzere 10.000 girişimci yetiştirerek 10 milyar liralık ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyor. Şirket yerel üreticiler için ihtisas eğitim merkezleri de kuracak. Program kapsamında bölgedeki 10.000 KOBİ ve esnaf 2 yıl boyunca teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkanlarıyla desteklenecek. Bölgede 120 bin kişiye istihdam imkanı sunmayı hedefleyen Hepsi Burada, yerel üreticilerin ürünlerini komisyonsuz olarak tüketiciyle buluşturacak. Proje için 320 milyon liralık fon oluşturuldu. Ürün deneme platformu Eline 2,5 milyon euro yatırım aldı. Online tüketicilere satın almadan önce deneme seçeneği sunan Paris merkezli Eline 2,5 milyon euro yatırım aldı. Online alışverişte %70'e ulaşan sepet terk oranlarına karşı çözümler geliştiren Eline bir e-ticaret darboğazını çözmeye çalışıyor. Buna göre Eline tüketicilere bir ürün almaya karar vermeden önce 5 gün kullanma imkanı veriyor. Müşterilerden sadece 5 günlük süre içinde iade etmedikleri ürünler için ücret alınıyor. Eline tarafından hizmeti kullanan tüketiciler arasında yapılan bir ankete göre, online tüketicilerin %20'den fazlası online ödeme sırasında deneme seçtiğini tercih ediyor. Bu tüketicilerin %80'i deneme seçeneği olmasaydı satın alma işleminden vazgeçeceğini söylüyor. Amazon 2. Genel Merkezi'nin inşaatını durdurdu. E-ticaret devi Amazon yıllarca süren yoğun yatırımının ardından maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor. Bu çerçevede Amazon Virginia Arlington'daki 2. Genel Merkezi'nin inşaatını durdurma kararı aldı. Amazon'un Arlington'daki tesisinde yaklaşık 8000 çalışanı var. Bu personel MedPark adı verilen yeni kampüsün tamamlanmış olan birinci bölümünde çalışıyor.
Pen Place olarak bilinen ikinci bölümün inşaatına bu yıl başlanacaktı. Amazon'un yeni genel merkezi olacak bu kompleks 106 metrelik tribüşon şeklinde Helix adı verilen bir kulede içeriyor. Big Buy 105 milyon euro ciroya ulaştı. İspanyol toptan satış platformu Big Buy 2022 yılında 105 milyon euro ciro elde etti. Şirket aynı yıl yaklaşık 2 milyon siparişi yönetti. Stoksuz satış tedarikçisi İspanya merkezli olsa da satışlarının en az %90'ını ülke dışından elde ediyor. Şirketin portföyünde 5000'den fazla marka ve 300.000'den fazla ürün var. Şirket ayrıca iş gücünü %20 artırarak toplam 350 çalışana çıkardı. Şirket çok kanallı entegrasyon platformu ile de tanınıyor. Online toptancının Big D2C adlı doğrudan tüketiciye satış yapan kendi hizmeti de bulunan Big Buy, kısa vadede daha yüksek karlılığa ulaşmayı hedefliyor. Walmart Plus, Amazon Prime'ın tahtını sallıyor. Amerikalı perakende devi Walmart, en büyük rakibi Amazon'un abonelik hizmeti Amazon Prime'ın tahtını sallıyor. Amazon Prime'ın büyümesi yavaşladı ancak Walmart'ın abonelik hizmeti Walmart Plus, yüksek gelirli online tüketiciler arasında istikrarlı bir şekilde büyüyor. ABD'de yıllık geliri en az 150 bin dolar olan hanelerin %28'i Walmart Plus kullanıyor. Bu hanelerin %77'si ise Amazon Prime kullanıyor. Bu rakamlara göre Walmart Plus'ın abone sayısı bir önceki yıla göre %28, Amazon Prime'ın ise %7 büyüdü. Bu oranlar abonelik hizmetindeki rekabette Walmart'ın Amazon'a ciddi bir rakip olduğunu gösteriyor. E-Ticaret ve İhracat Buluşması. WorldEF'in bölgesel konferansları devam ediyor. E-Ticaret ve İhracat konferansları serisinin son adresi başkent Ankara oldu. Büyük bir ilgi gören konferansa 1500'den fazla katılım oldu. İç Anadolu iş çevrelerinde e-ticaret ve e-ihracat farkındalığı oluşturmayı hedefleyen konferansta ekosistemin profesyonelleri çeşitli sunumlar yaptı ve e-ihracat tecrübelerini paylaştı. Ayrıca sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında bilgiler sağlandı. E-ticaret kadın istihdamında lokomotif sektör haline geldi. WorldEF Başkanı Ömer Nart Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı açıklamada e-ticaret ekosisteminin kadın istihdamındaki önemini değerlendirdi. E-ticaret ile kadınların yüzü gülüyor diyen Ömer Nart, e-ticaretin direkt, dolaylı ya da ek iş olarak kadınların istihdam edildiği sektörler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. E-ticaretin kadın istihdamında lokomotif sektör haline geldiğini işaret eden Nart, Türkiye'de kadınların e-ticaret ile global pazarlarda büyük başarıları imza atabileceğine inandığını kaydetti. Bültenimizin sonuna geldik. E-ticaret ve ihracat gündemini sizler için takip etmeye devam ediyoruz. Yeni bültenlerde buluşmak üzere, hoşça kalın.